Eline aldığı balon ile aşağıdaki etkinlikleri yapıyor. Buna göre Doruk'un yaptığı etkinlikler sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Duvarın nötr olduğu verilmiş. Şimdi bakalım. Elindeki balonu duvara yaklaştırıp bırakıyor ve balon yere düşüyor diyor. Bunun sebebi arkadaşlar duvar da nötr, balon da nötr. Aralarında bir çekme itme kuvveti olmadığı için balon yere düşüyor. Yün kumaşa sürttüğü balon. Bakın yün kumaş son durumda pozitif olur. Balon negatif olur. Bu sefer duvara yapışır çünkü nötr cisimler ile yüklü cisimler arasında çekim kuvveti var. Sonra yün kumaşa sürttüğü ebonit çubuk diyor. Şimdi yün kumaş arkadaşlar pozitif son durumda ebonit çubuk negatif. Balon da negatif yük ile yüklüydü. Bu durumda balon ile ebonit çubuk birbirini ne yapacak arkadaşlar? İkisi de negatif yüklü olduğu için birbirini itecek. Şimdi bakalım. Farklı cisimler sürtünme sonucunda aynı elektrik yüküne sahip olabilir demiş. Bakın balon da ebonit çubuk da sürtünme sonucunda negatif yüküne yüklendi. Birinci etkinlikte balon ve duvar arasında çekim kuvveti oluşmamasının nedeni balonun nötr olmasıdır dedik. Balon sürtünme ile elektriklenme sonucunda pozitif yüküyle yüklenmiştir diyor. Hayır, balon negatif yün kumaş pozitif yüklü. Yani bu ifade yanlış. Nötr cisimler ile yüklü cisimler arasında çekme kuvveti oluşur diyor. Evet burada bakın duvar nötrdü. Balon negatif yüküyle yüklenmişti. Aralarında bir çekim kuvveti oluştu. Buradan cevabımız C şıkkı olacaktır.